Evet, hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bilmiş olduğunuz gibi şu altındaki F10'u empaket yapıyorduk, modifiye ediyorduk. Belki aranızdan kanalıma yeni gelenler vardır. Bir önceki videomuzda arabamıza F10 empaket tamponlar taktık. Çünkü arabamız komple baştan aşağı lüks pakette. Arabamızı M-Performance yapıyoruz. Şimdiki şu an izlediğiniz videodan önce bu arabanın tanıtım ve inceleme videosunu çekecektim. 10.000 aboneye özel. Eğer sizler de daha katılmadıysanız abone olarak ücretsiz bir şekilde bu aileye siz de katılabilirsiniz. Ama istediğim havayı yakalayamadım. Sürekli böyle boş bir hava vardı. Ben de yağmurlu bir hava bekliyorum. Çünkü zeri akışı güzel bir video çekeceğim. Yağmurlu havada BMW'yle ne çekilir sizce? Siz anlamışsınızdır. Küçük bir spoiler verelim. 2 hafta 3 hafta boyunca yağmursuz gösteriyor. Ben dedim sizleri boş boşuna videosuz bırakmamak manasız olur. Bu videomuzda sadece aksesuar takma videosu olacak. Ufak tefek modifiyeler. İnce detaylar, güzellikler katar. Ve BMW'yle geldik. Şuradan bir M8 sipariş vermiştim. Yeni M8'e. Onu almaya geldim. Şuraya drone randevum vardı. Tabii şaka yapıyorum. İnşallah o günlerde görürüz. Evet arkadaşlar, şimdi dilerseniz videomuza geçelim. Şimdiden hepinize bol keyifli seyirler dilerim. Videomuza geçmeden de küçük bir şey söylemek istedim sizlere. Bu videoya like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunların ikisi gerçekten çok önemli benim için. Bu sayede YouTube videolarımı önerilere çıkarmış oluyor ve videolarımı fazla kişiye ulaşmış oluyor. Yani bu sayede bunları yaparsanız videolarımız daha fazla izlenilir ve ben sizlere daha fazla içerikli videolar üretirim. Evet, videomuza geçelim. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bilmiş olduğunuz gibi arabamızı empaket yaptık. Canavarımız burada yatıyor. Şöyle bir frenlerini de gösterelim. Şimdi hazırsanız arabanın önüne bir geçelim. Size bir tekrardan bir görün arabanın önünü. Canavarımız burada. Efsane oldu ya. Şu an sabah. Güneş oradan doğduğu için çok fazla ışık vuruyor. Evet, istesem bir arkasına bir göz atalım. Tabii daha birkaç eksikleri falan var. Dün akşam 9'a kadar bununla uğraştık. Sonunda bitirdik. Çok fazla uğraştırdı. Geriye kalanlar artık videonun başında görmüş olduğunuz gibi arabaya güzellik katacak olan aksesuarlar kaldı. Onları da bu videomuzda yapacağız inşallah birlikte. Şimdi ilk başta arabanın şu ön pancurlarını takmakla başlayalım. M5 pancurlar aldım bildiğiniz gibi. Bunlar çok fazla arabayı yaşlı gösteriyordu. Arabaya M5 siyah piano black pancur takılacak. Ve daha sonra arabaya M4 ayna kapakları gelecek. Sanırım M4 ayna kapakları diye geçiyor. Hafiften şöyle kanatlı. Onları zaten birazdan göstereceğim sizlere. Ve bu videomuzda yapacağımız şey bagaj kısmına ince değil, büyük bir spoiler. Büyük dediğim yani devasa değil. M5'lere taktıkları spoilerlardan. Onlardan takılacak ve daha sonra şuraya da aynı şekilde siyah M5 logosu gelecek. M5 diyorum. M logosu gelecek. Tüm modifikasyonları, aksesuarları bu videomuzda yapacağız. İsterseniz gelin önce bir M5 pancurlarımızı bir göstereyim sizlere de. Evet, şimdi hazırsanız emanetleri bir görelim. Burada spoiler'ımız var. Birazdan zaten göreceksiniz. Şurada da ayna kapaklarımız. Ayna kapakları şu şekilde. Ve burada da M5 ön siyah piano black pancurumuz. Bir başarabilirim sizlere. Allah, az daha gidiyordu abi. Evet, bu da o dediğim malum siyah M5 pancurumuz. Bunları da taktık mı araba artık bitmiş olacak. Evet, dilerseniz şimdi ilk başta şu M5 pancurlarımızı takmaya geçelim. Modifiyemizi yapacağız, pancurumuzu takacağız. Bu arada saat 9.45 geçiyor. Sabah erkenden emanetler burada. Allah, hep hayalim de böyle araba alıp modifiye etmek. İçime dursun. Evet, hazırsanız bismillah diyerek ilk pancurumuzu takalım. İyi daha kalın da şimdi 300'e giderken yoldan uçuvermesin üzerimize. Evet, ilk pancurumuzu taktık. Efsane. Allah. Dehşetli vahşet. Ya kusura bakmayın, tam güneşin dibindeyiz. Sinüslere güneş vuruyor. Pek kaliteli çıkmıyor olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi ikinci pancurumuz. Bismillah. Biraz sert davranmak gerekiyormuş. Evet, bunu da taktık. Evet arkadaşlar, ben de güneş vuruyor sanıyordum. O da kameranın merceği pismiş, parmak izi olmuş. Ondan biraz pusluğu çıkıyordu. Artık ışıktan geçti, pancurumuzu taktık. Şöyle görebilirsiniz. Gayet güzel ışık oldu.
Yırtıcı duruyor araba. Bir logomuz eksik. Onu da sipariş vermiştim. O daha gelmedi. O gelince artık onu da takarız. Onu da videoya çekerim zaten birazdan. Onu da siyah yapmayı düşünüyorum. Siyah kaplayacağım. O mavi olan kısımları. Daha çok böyle yırtıcı dursun diye araba. Bir de aynı kapaklarımıza bakalım nasıl olacak. Bunlar orijinalleri. Şöyle bir öncesini göstereyim. Birazdan da sonrasını çekeriz. Şöyle. Araba böyle duruyor. Bu ayna kapaklarıyla. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi eski aynamızı çıkardık. Şimdi sıra yeni aynamızda. Evet, bu parçamızı taktık. Şimdi bakalım nasıl duracak. Şu aynayla şu aynanın arasındaki farkı görebilirsiniz. Şimdi sıra şu sağdaki aynamızı değiştirmekte. Onu da değiştirdik mi? Bunları da bitiriyoruz ve spoiler durumumuza geçiyoruz artık. Evet, şu eski aynamızı da buraya koyalım. Bunu da emekli ediyoruz. Şimdi sıra. Evet arkadaşlar, şimdi o beklenen an geldi ve spoilerımızı takıyoruz. Bakalım alet nasıl duracak arabamızda. Dediğim gibi arabanın önü efsane oldu ama arkası çok sade kaldı. Şimdi bu spoilerımızı taktıktan sonra bu da güzel olacak. Yapıştırmadan önce yıkama işlemlerini yapıyoruz. Yıkadıktan sonra spoilerımızı yapıştırmaya geçeceğiz. Evet, şimdi spoilerımızın bantlama işlemini yapıyoruz. Birazdan da uç kısımlarına silikon sıkacağız ki sağlam olsun, uçmasın. Şöyle. Daha uçlarına bekir direkt. Çizgi. Sıcak kalktım. Dursun öyle. Dursun öyle. Şu nasıl? Biraz daha doğru gelecek. Tamam. Uzun açı çizmenin etrafını silikonlamışsın gibi olur. Evet, tekrardan selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arabamızı modifiye etmeye tekrardan devam ediyoruz. Az önce görmüş olduğunuz gibi arkaya spoiler ekledik. Şöyle. Bunun kurulması bitti normalde. Şimdi taş gibi oldu. Bayağı sağlam. Arabamızı bayağı bir değiştirdi bu. Şimdi sıra diyorum ki şu BMW logoları çok fazla mavi kaldı burası. Bu araba şimdi simsiyah gözüküyor ama o maviler fazla göze çarpıyor. Ben bunları şu elimde görmüş olduğunuz kaplamayla siyah kaplamayı düşünüyorum. Şimdi birazdan göreceksiniz. Beyazları, mavileri de siyah kaplayacağız. Kaplama yapmam nedeni de istediğim zaman sökebilirim. Eğer beğenmesem tekrardan sökeriz. Normalde o logoları sipariş verecektim orijinal olarak. Ama geri sökemeyeceğim için kaplama almayı tercih ettim. İstediğim zaman geri tekrar sökebilirim. Evet, şimdi dilerseniz şu logolarımızı kaplamaya geçelim. Ön ve arka olarak ikisini de kaplayacağız. Ama jantlarınkini kaplamayı düşünmüyorum. Çünkü biraz renkli olsun istedim oralar. Mavi ile güzel uyum sağladığını düşünüyorum. Biraz renkli olsun oralar ama ön ve arkası siyah kalsın istiyorum. Tabii cam filmleri de geldi mi araba daha güzel olacağını düşünüyorum. Onları da belki ilerleyen zamanlarda yaparız. Evet, şimdi fazla uzatmadan dilerseniz kaplama işlemine geçelim. Şu logolarımızı bir kaplayalım, bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Umarım güzel olur. Sizler de beğenirsiniz. Arabamız gerçekten bayağı bir değişti. Evet arkadaşlar, şimdi gerekli olan malzemeleri getirdim. Burada neşterimiz var, makasımız. Ve en önemlisi kaplamamız. Burada da ısıtıcımız var. Kaplama yaparken ısıtacağız en sona. Evet, ilk mavimiz. Evet arkadaşlar, biraz uğraştırdı ama şimdi görmüş olduğunuz gibi mavi detayları siyah kapladık. Böyle duruyor. Şimdi ben bu beyaz olan yerleri de siyah kaplayacağım. Ve bakalım siyah nasıl olacak oralar. Siz de yorumlara yazarsanız hangisini tercih ettiniz. Ama ben sanırım o beyazları da siyah bırakmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, o beyaz olan kısımları da siyah kapladık. Sizce hangisi daha iyi? Bence böyle daha hoş oldu diye düşünüyorum. Daha böyle yırtıcı duruyor araba. Sizce full siyah mı olsun yoksa beyazlar gözüksün mü? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Bu arada güzel özel plakamız gelecek. Siyah şeritli. Ondan sonra bu videoda daha sonra ne yapacağız? Şu ön camımıza şöyle bir siyah kaplama gelecek içten. Ondan sonra bu videomuzda daha neler yapacağız? Daha çok yapacağımız şeyler var. Ama şu an hiçbir aklımda değil. O kadar yapacak şey var ki. Onları artık ilerleyen dakikalarda sizler de göreceksiniz. Şimdi hava karardı. Birazdan görüşürüz diyelim arkadaşlar artık. Yarın sabah mı? 2-3 gün sonra mı? Ne? Görüşürüz. Eğer kanalıma gelenler varsa bu kanala abone olmayı unutmayın. Bu arabayla efsane çılgın videolar gelecek. Evet arkadaşlar, az önce görmüş olduğunuz görüntülerden arabamızın logosunu değiştirmiştik en son. Şimdi arabanın plakalarını takacaktık. Dedim ki üzerindeki bu plakalar buna uymaz, buna güzel durmaz. Biz de gittik yerine şöyle bir plaka aldık. Özel bir plakamız olsun istedim. Şurada da küçük bir detaylar var. Aksaray 68. Aranızdan Aksaraylılar yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yeni plakamız bu. Bence gayet
Güzel, hoş olacak. Normalde Fransa'da orijinal plakalar hep mavi olurdu. Evet. Arabamız plakayla böyle duruyor. Normalde dediğim gibi plakalar Fransa'da mavi oluyor. Bence gayet efsane oldu. Burada da bu arada ince bir detay var. Aksaray 68. Eğer aranız Aksaraylılar varsa yorumlara bekliyorum. Bu arada arka plakayı da taktık. Arkadaki plakada aynen bu şekilde. Bildiğiniz gibi spoilerımızı takmıştık. Kanatımızı. Arabayı uçursun diye. Ondan sonra M-Teknik tampon. Mesela şuradaki çeşit logomuz var. Bu biraz daha küçük diğerine göre. Bunu da arkaya yapıştırmayı düşünüyorum. Aynen bu şekilde. Ama sanırım küçüğü yapıştıracağım. Çünkü büyük çok fazla kaba duruyor gibi geldi bana. Ya büyük mü yapıştırırız? Ben de bilmiyorum. Büyük de çok kaba gibi ya. Bence ince bir şey olsun. Bence şunu yapıştırmakla yanayım. Bu küçüğü yapıştırabilirim. Stickerlarımız var. Bunları ben kestim, ölçtüm, çizdim. Bunlar da kaplama aslında. Bunlar da şuralara gelecek şöyle aynı şekilde. Kaplayacağız logolarımızı. Bu da siyah şerit arkadaşlar. Arabanın ön camını yapmak için. Aynen bu şekilde. Ön camımıza siyah şeritle kaplayacağız. Spor araba gibi. Arabamızı anlayacağınız yavaş yavaş efsane olmaya başladı. Ama tam diyordum ki yağmur yağmaya da başladı. Biraz videomuz sıkıntılı olacak aynen. Bir video çekelim dedik. 2 hafta yağmur var. Valla bir video çekelim dedik. Videoda gözüküyor bilmiyorum ama fena yağmur yağıyor. Biraz yağmur durdu gibi. Biz hemen zaman kaybetmeden sıradaki modifiyemiz olarak arabamızın şurasına M logomuzu yapıştıralım. Evet arkadaşlar, yağmurda bile çekimlere devam ediyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben bantla oraya işaret yaptım nereye yapıştıracağımı. Aynen bu şekilde. Yani şöyle yapıştıracağım. Bu yağmurun duracağı yok. 2 hafta yağmur gösteriyor. En iyisi şimdi yapayım. Şimdi diyebilirdiniz. Hava sıcakken yapsaydım diye ama sıcak hava kalmadı gitti. Kışa geldi. Evet, bence gayet hoş oldu. Tam da yerine yapıştırdık. Normalde buraya yapışıyormuş. Birkaç fotoğraflara baktım. Evet, bunu yapıştırdığımıza göre şimdi arabanın ön camına siyah şerit çekeceğim ama yağmur var. Yağmur biraz dursun. Eğer durmasa artık garaja sokacağız arabaya. Garajda yapacağız. Ama garajda da pek yer yok. Neden diye göstereyim. Evet, garajı görmüş olduğunuz gibi biraz sıkıntı. Motorlardan dolayı dışarıda yapıyoruz. Hop, tekrardan selamlar arkadaşlar. Evet, görebileceğiniz gibi az önce fırtınalar kopuyordu, yağmur sel götürüyordu. Şimdi bir anda ortaya güneş çıkmış. O kadar da hava iyi değil ama az önceki görüntülere göre bayağı bir iyi. Şimdi arabamıza bir değişiklik var. Siz de fark etmişsinizdir. Evet, doğru bildiniz. Öndeki şerit. Baktım hava güzel. Güzel bir hava var. Dedim fırsat bu fırsat. Hemen çık Bekir. Öne şu şeriti yapıştır. Yoksa anca bir dahaki yaza beklersin dedim. Güneşi görmüşken, babam da evdeyken dedim hemen bunu yapıştıralım. Kullandığım malzemeler de burada. Sizce nasıl olmuş? Bu şerit kaplama falan değil. Normalde cam arabalara yapılan cam filminden hemen sizlere göstereyim. Mesela dıştan baktığınızda siyah, içten baktığınızda şeffaf. Aynen bu şekilde. Hem güneşlik hem de dıştan arabamıza güzel bir görüntü katmış oluyor, sağlamış oluyor diyelim. Mesela şu kısımlar kaplama. Buraları ben kaplama yapmıştım. Siyah parlak olsun diye. Normalde oralar mattı. Aynı bunun gibi. Pek hoş durmuyordu. Kalitesiz duruyordu. %5 ya da %1 olarak cam film yapacağım. Simsiyah olsun diye. Arabamızın son durumu bu şekilde. Dediğim gibi tekrardan bir dıştan bakalım. Dıştan da böyle gözüküyor. Pek çekmeye de vaktim de olmadı. Hem de çekemezdim de. Çünkü bayağı bir uğraştıran bir şey. Dıştan kalıbını aldım, çizdim, kestim ve daha sonra üzerindeki yapışkanı çıkarıp camın içinden yapıştırdım. Az önceki görüntülerden yağmur varken arabanın şu pedallarını takacaktım. Şimdi diyeceksiniz onları da mı taktın biz siz diyeceksiniz ama onları takmadım. Onları da şimdi takmayı düşünüyorum. Şu paspasımızı biraz temizleyeyim. İsterseniz şimdi onları takmaya geçelim. Bakalım nasıl olacak, nasıl durduracak. Ama önce ben burayı bir temizleyeyim. Temizledikten sonra tekrar size video açıp son halini gösterir ve parçalarımızı takmaya geçeriz. Biz şimdi şu diğer pedallarımızı takalım. Bunlar yapışkansız direkt geçirmeli olduğu için. Bunları takalım ve daha sonra ben kendim tek başıma şunu yapıştırırım oraya. Ve son haline bakarız.
Evet arkadaşlar, sağla ve sola yapıştırdım. Gayet hoş oldu ama fakat şu ortadakini yapıştırmadım. Bu imkansız. Çok küçük geliyor. Şimdi üzerindeki koruması çıkması gerekiyormuş. Aslında biz yapamamışız. Yani sorun üründe değilmiş. Evet. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Şimdi yerine bu girecek. Neyse, tekerle biraz zor oluyor. Ben bunu takayım. Evet, bunu da sonuna takmaya başardım. Şurası çizmemiş. Az önce arabayı kullanmıştım. Ayakkabımın izi. Evet, gayet hoş. Işık durdurdu. Evet arkadaşlar, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda belki arabanın birkaç daha modifeleri falan var. Onları yaparız. Ya da arabanın inceleme videosu gelebilir. Ya da böyle pop sürüşlü video gelebilir. Ya da bambaşka bir video gelebilir. Onları artık ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Allah, öndeki araba ne yapıyor? Bu çocuğa ha. Yoldan dışarı çıkıyor araba. Adam içmiş sanırım. Beni Instagram hesabından da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Oradan da arabayla güzel paylaşımlar yapıyorum. Sizleri Instagram hesabıma da bekliyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Son pişman bu, her şeyi...